Bitmez ki bunların derdi. Alo. Alo Ahmet. Ne oldu gene? Bir şey olmadı. Akşam kaçta geleceksin diye soracaktım. Tuğba burada. Seni görmeye gelmiş. Gelirim. Tamam, Tuğba'ya söyle kalsın. Yarın okula bizden gider. Tamam, erken gelmeye çalış. Ahmet, ha bir de... Kapattım. Yardım edin. Ne olur yardım edin. Abi bir yardım et. Vallahi abi bir anda karşıma çıktı, görmedim. Çekil. Dayan oğlum. Aç gözlerini. Yaşayacaksın. Anneni düş. Babanı düş. Hadi oğlum. Ölmeyeceksin. Dayan oğlum. Yaşayacaksın. Hadi oğlum. Ambulans çağırdın mı? Çağırdım. Birazdan gelir. Hadi oğlum. Dayan oğlum. Ölmeyeceksin. Anneni düş. Babanı düş. Oğlum! Hasan! Oğlum! Bırak! Hadi oğlum. Hadi dayan. Hadi aç gözlerini. Hadi oğlum. Hadi. Yaşayacak değil mi abi? Vallahi görmedim abi. O yaşayacak ama sen yaşar mısın, ölür müsün bilmem işte onu lan. Seni anlamıyorum Ahmet. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ama müdürüm, az kalsın ölüyordu gencecik çocuk. Daha beterini de hak ediyordu. Sen de cezasını kestin öyle mi? Böyleleri bazen cezasız kalıyor müdürüm. O yüzden ben... Bak Ahmet, anlıyorum ben seni. Hasan'ın ölümü seni çok sarstı. O genci de kendi oğlunun yerine koydu. Ama artık kendine gel. Adam seni şikayet ederse hakkında soruşturma açılır. Meslek hayatın biter. Önce ne yap et bu işi çöz. Adamdan özür mü dilersin, helallik mi istersin? Ben halledeceğim müdürüm. Gerekirse durumumu anlatırım. Rahmetli Hasan'ın acısını bahane edip böyle şeylerle karşıma gelme. Ayrıca bir oğlun daha var. Atakan'ı düşün. Atakan'ı düşüneyim. Allah Hasan'ımı aldı benden. Akıllı ahlaklı oğlumu. Ben Atakan'ı düşüneyim. Ahmet, seni artık tanıyamaz oldum. Görevini aksatıyorsun. Ailenden uzaklaştın. Durduk yere taksiciyi dövüyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bana Sedat'ı gönderir misiniz? Evet, şu yeni gelen. Sedat kim? Yeni partnerim. Ne? Bundan sonra ikiniz birden çıkacaksınız göreve. İyi, ahlaklı, zeki bir çocuk. Müdürüm, ben kimseyle çalışmam biliyorsunuz. Kabul edemem, olmaz öyle şey. Ya kabul edersin ya da seni masa başı göreve aldır. Seçim senin. Ama müdürüm... Gel sen. Partnerinle tanış. Merhaba, Sedat ben. Arkadaşlar Hafız da derler. Ama siz ne isterseniz... Ben şu taksiciyle bir görüşeyim. Anlattığım gibi işte. Bir yıldır böyle. Psikolojisi berbat. Ona destek olmanı istiyorum. Sana güveniyorum Sedat. Elimden geleni yapar müdürüm. Yenge. Hı. Sence abim ne der bu işe? Abinin kafası bir yıldır yerinde değil biliyorsun. İnan ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Kızar mı? Yani kızarsa hiç açmayalım. Kızmaz herhalde, ne bileyim yavrum.
Yaşın geldi. Mesleğin de var. Adı neydi çocuğun? Sedat. Abimin müdürünün hanımı uygun görmüş bizi. Eskiden beri tanışıyorlarmış. Sadece fotoğrafını gördüm. Abime sormadan görüşmeyeyim dedim. Beğendin mi peki? O da seni beğenmiş mi? Beğenmiş. Feride abla öyle diyor. Hadi bakalım, hayırlısı inşallah. Ahmet bir şey demez de. Atakan ne olacak ben onu düşünüyorum asıl. Yine mi şikayet geldi? Sorma. Rehber öğretmeni aradı. Benle babasını görüşmeye çağırıyor. Okulda çocukları dövüyormuş. Agresif davranıyormuş. Öğretmenlerine karşı saygısızlık yapıyormuş. Yok artık. Atakan niye yapsın ki böyle şeyler? Vallahi Ahmet gibi babası varsa yapması gayet normal. Nerede kaldı bu adam? Kaç saattir bekliyoruz ya? Abi kimi bekliyoruz? Ya şu lisenin önüne dadanan uyuşturucu çetesiyle ilgili istihbarat getirecek adamı bekliyoruz. Söylemedin ki, ben nereden bileyim? Abi, taksiciyle olan meseleyi ne yaptın? Hallettim. Şikayetçi olmayacak yani? Olmayacak. Helallik filan istedin mi adamdan? Adamı dövmüşsün. Yani hakkı kalır üzerinde, Allah korusun. Sana ne be adam? Ne yaptıysam yaptım. Çözdüm işte. Allah Allah. La havle ve la. Çantam! Çantamı çaldılar. Ya geç yardım içeri, geç çabuk. İmdat! İmdat! Koş! Dur! Dur polis! Dur, kaçma! Dur! Nereye? Nereye kaçıyorsun ha? Sık, iyice sık. Kalk hadi, kalk! Adil, kaçabileceğini mi sandın ha? Yürü. Okul nasıl gidiyor Tuğba? İyidir abi. Öğrencilerle uğraşıyoruz işte. Biraz zorluyorlar beni ama. Zor meslek seçtin. Katlanacaksın artık. Atakan nerede? Gelir birazdan. Etüde kaldı herhalde. Ne demek herhalde? Aramadın mı? Aradık da telefonu kapalı. Ders çalışırken kapatıyor herhalde. Hadi çorbalar soğumasın. Atlattık. İyi benzettik ama, değil mi? Diğerleri gelmeseydi daha fena yapardık da, neyse. Yanağına bak oğlum. Asıl sen kendi dudağına bak. Baban görürse ne olacak? Yok lan, görmez. Zaten hep biz uyurken geliyor eve. Erken geldiğinde de odamdan çıkmıyorum. Madem öyle, bize gidelim. Annemler yok.
Yeni şekerlerim var, bir denersin ha. Oğlum işim olmaz senin o şekerlerinde. Sen de bırak artık şunları, bir yerde geberip gideceksin. Başka türlü nasıl kafanı hoş edeceksin? Sıkıntıdan kurtulacaksın. Telefon da kapanmış. Annem merak etmiştir şimdi. Oğlum bantikayı kullanırsan olacağı bu. Ne yapayım? Babama ne zaman telefondan bahsetsem yemediğim laf kalmıyor. Ben bir üst modele geçince benimkini veririm sana. Dalga geçme. Ne dalgası lan, senden kıymetli mi? Süpersin. Görüşürüz. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Saat kaç oldu? Hala ortalıklarda yok. Gelir birazdan. Gelir birazdan, gelir birazdan. Başka bir şey bildiğin yok. Nerede bu çocuk? Kimlerle gir? Ne yapıyor? Ahmet sakin ol. Allah bilir, okula da gitmiyor. Gidiyor, niye gitmesin abi? Ama... Aması ne? Ahmet, bak çok sinirlisin biliyorum ama Atakan'ın durumu hiç iyi değil. Okulda sorun çıkarıyormuş. Hocası bizi çağırdı. Allah'ın belası. Sorundan başka bir şey bildiği yok. Bela bu, bela. İşi gücü başımıza bela açmak. Ahmet, öyle söyleme. Hah, itağın çomağı hazırla. Gel bakayım buraya, gel. Gel bakayım buraya. Abi, lütfen sakin ol. Gel buraya, gel. Oğlum ne oldu? Neredeydin sen? Aytekin'le beraberdik baba. Ne yapıyordunuz peki? Ders çalışıyorduk. Dudağını da ders çalışırken mi patlattın? Şey... Oğlum ne oldu söylesene. Yok bir şey anne, düştüm. Düz yolda düştün değil mi? Gerizekalı. Söyle bana, sen ne işe yarıyorsun? Okuldan şikayet gelir. Eve geç gelirsin. Düşüp dudağını patlatırsın. Serserilik yaparsın. Başka ne işe yararsın oğlum? Abi tamam, sakin ol. Alacağım seni okuldan, alacağım. Sana okul mokul yok. Senin gibi biri okuldan zaten atılır. Ahmet, böyle deyip çocuğun psikolojisini daha çok bozma. Psikolojiymiş. Azıcık abin örnek alsaydın böyle olmazdı. Onun tırnağı bile olamıyorsun sen. Yazık. Defol git. Defol. Defol git lan. Abi, çok yanlış yapıyorsun. Evet öğretmenim. Doğruyu senden öğreneceğim. Yani aslında Atakan çok zeki bir çocuk. Hiç çalışmadan bile sınavları geçebiliyor. Ancak psikolojisi hiç iyi değil. Sürekli çıkardığı kavgalar, dövdüğü öğrenciler yüzünden şikayetlik oluyor. Şimdiye kadar benim ısrarımla müdür bey sabretti. Düzelir diye bekledik ancak sonuç değişmedi. Böyle giderse Atakan'ı başka bir okula göndermek zorunda kalacağız. Hocam, biz gereken neyse yapacağız. Lütfen başka okula göndermeyin. Ahmet bir şey söylesene sen de. Ne söyleyeyim? Bizim oğlumuz 5 para etmiyor. Okuldan atılsa da kovulsa da yeridir. Hocam siz de sağ olun. Bize anlattınız her şeyi. Ben onun icabına bakacağım. Ahmet, neyin icabına bakıyorsun? Tamam hanım, tamam. Hadi çıkalım. Atakan'a sakın kızmayın. Onu önce dinleyin. Sorunu çözmeye çalışın, olur mu? Siz hiç merak etmeyin. Ben çok güzel çözeceğim. Hem de kökünden çözeceğim. Hadi hanım, çıkalım. İyi günler. İyi günler. Eğer akşam Atakan'a kızarsan her şey çok daha kötüye gider. Tamam Ahmet. Sen git eve. Ben ne yapacağımı biliyorum akşama. Nasıl biliyorsan öyle yap. Nasıl geçti? Sana ne? Partner değil miyiz? Birbirimizin derdiyle dertlenmeyecek miyiz? Ya müdür de nereden verdi seni başıma belaya? Atakan neden bu hale gelmiş? Söyledi mi öğretmen? Oğlumun ismini nereden biliyorsun? Partnersek birbirimizi iyi tanımalıyız.
Belki de abisinin vefatından sonra böyle olmuştur. Konuştunuz mu hiç? Ya. Baban çok sinirlendi oğlum. Adamlar seni okuldan atacaklarmış neredeyse. Atsınlar, çok da umurumda ya. Halacığım, o nasıl söz öyle? Okumayan insanların halinin ne olduğunu görüyoruz. Benim derslerimle ilgili bir problemim yok hala. Biliyoruz, söyledi hocan. Ama öğrencileri dövüyormuşsun. Kavga çıkarıyormuşsun sürekli. Abim varken böyle değildi. Ne oldu sana? Al sana koca bir neden. Abim varken siz de böyle değildiniz anne. Babam beni düşman gibi görüyor. Oğlum. Dur yenge, ben konuşayım. Halacığım sen sakin ol lütfen. Konuşalım birazcık. Nasıl sakin olayım hala ha? Babam böyle miydi? Bir yıldır hayatımı cehenneme çevirdi. Abin öyleydi, abin böyleydi, abin şöyleydi. Ne yapsam kabahat. Bıktım be. Haklısın bir tanem ama... Madem böyle yapacaklardı, dünyaya getirmeselerdi beni. Ben mi isterim dünyaya gelmeyi? Kaç yıldır aynı telefonu kullanıyorum. Aynı ayakkabıyı giyiyorum. Milletin elinde son model cihazlar, tabletler. Ben ağzımı açsam küfür işitiyorum. Anlıyorum bir tanem. Babanla konuşacağım, sana söz veriyorum. Sen yeter ki bu akşam sakin ol, tamam mı? Benim gitmem lazım bugün. Senden rica ediyorum, baban ne derse sesini çıkarma. Yarın akşama beni bekle. Bu akşam eve gelmeye niyetim yok zaten. Ben olmazsam kavga da olmaz. Atakan... Şu liselere dadanan malum çete, aldığımız istihbarata göre bu gece saat 10'da malların dağıtımı yapılacak. Bu iş bu gece bitmeli. O çeteyi ele başına kadar içeri tıkmadan çıkmayın karşıma. Emredersiniz müdürüm. Ahmet, bu son şansın, biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Sedat, hadi aslanım. Göreyim seni. Ne ayaksın sen? Torpilli misin? Arkandaki dayı kim? Ne bu ilk günden aslanım maslanım? Arkamda sadece Allah var. Allah'a güvenirsen insanların torpiline gerek kalmıyor. Bırak bu ayakları, yemezler. Hangi ayakları abi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah abi. 9 gibi çıkarım evden. Adres yerinde buluşuruz. Ara şunu, ara. Bir daha ara. 2 dakika önce aradım ya. Mine, bir daha ara dedim. Ara. Kapalı. Nerede bu çocuk gene? Sana bir şey söylemedim. Söylemedi. En son Tuğba ile konuştu. Sonra da çekti gitti. Bir gün bu kapıdan çıkacak. Bir daha da giremeyecek bu eve. Sen böyle yaparsan gelmez tabii. Korkusundan ne yapsın çocuk? Adam olsaydı da korkmasaydı. Ahmet, onu bu hale sen getirdin. Ben de getireceğim be. Kumaşı bozuk bu çocuğu. Hasan öldüğünden beri. Öyle mi? Yalan mı? Hasan'dan sonra çocuğa cehennem azabı yaşatmadın mı? Sen Atakan'ın neye mal olduğunun farkında mısın? Onu mu suçluyorsun Ahmet? Hasan onun yüzünden mi öldü? Aynen öyle. Eğer o gün Atakan'ın saçma sapan istekleri olmasaydı, bugün oğlum yaşıyor olacaktı. Ben de bu acıyı yaşamamış olacaktım. Anlıyor musun? Kadere inanmıyor musun sen? Benim inandığım tek şey var. Atakan olmasaydı bugün Hasan yaşıyor olacaktı. Benden daha fazlasını bekleme. Allah akıllı oğlumu aldı. Bana bu gerizekalıyı bıraktı. Ya Atakan bu dünyadaki en kötü şeyleri hak ediyor. Oğlum! Oğlum! Duydu. Her şeyi duydu. Beğendin mi yaptığın Ahmet? Gitti oğlum. İyi oldu. Kendine gelsin bundan sonra.
aklını başına toplasın. Etrafta kimse yok. Ekibi beklesek mi abi? Abi, ağzını bıçak açmadı yol boyu. İşine bak sen. Öyle yapıyorum zaten abi. Atakan'la ilgili bir şey mi oldu? Sen anlamadığın işe burnunu sokma. Bir çoluk çocuğa karış da o zaman konuş benimle. Anlatırsan anlarım. Görevdeyiz, işine bak. Eğer bu gece hayatımızı kaybedersek için rahat huzura çıkabilecek misin? Bunu hiç düşündün mü? Vaaza başlama Hafız Efendi. Vaaz vermiyorum, soru soruyorum. İçin rahat olacak mı? Öyle bir şey olmayacağı için bu soruya cevap vermeyeceğim. Bunu söylemek haddim değil ama yanlış yapıyorsun abi. Atakan senin oğlun. Böyle hiçbir yere varamazsın. Hata yapıyorsun. Bence sen çok konuşma da canından olma. İşimize bakalım. Anlayacağım, bir daha ben o eve dönmem. Gelir bizde kalırsın oğlum. Sorun değil. Bana bak. Yanında o şekerlerden var mı? Aa, ne oldu? Denemeye mi karar verdin? Hadi. Abi dur. İçeride kaç kişi var bilmiyorum. Silahlılar mı bilmiyoruz. Pencerelerden bir şey görünmüyor. En iyisi önce anons yapıp sonra ekip çağırmak. Korkaksın. Atlar gireriz içeri. Abi lütfen. Tamam sen daha kıdemlisin, daha iyi bilirsin ama risk almaya ne gerek var? Aileni düşün. Çekilip gerekeni yapalım. Peki, dediğin gibi olsun. Uyar bakalım. Etrafınız sarıldı. Ellerinizi başınızın üstüne koyun ve teslim olun. Dışarı çıkın. Teslim olun. Ne oluyor lan ön tarafta? Ne olacak? Aksiyon var, şenlik var. Biz de gidip şenliğe katılalım o zaman. Gebeririz lan. Yaşamam için bir sebep mi var? Yat, yat. 34-45 silahlı çatışma. Atakan bu. Atakan. Atakan oğlum. Atakan oğlum. Atakan yat. Atakan. 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 Atakan oğlum. Oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum aç gözlerini. Oğlum, baba. Oğlum bu sefer olmaz. Oğlum, oğlum aç gözlerini. Oğlum, oğlum bu sefer olmaz. Oğlum.
Oğlum, aç gözlerini. Ya, ya çıkmazsın? Abi, aklına böyle şeyler getirme Allah aşkına. Görüyorsun değil mi? Kaslı var mı? Birini aldı yetmedi, ikincisini de alacak. Söylesene, benim günahım ne? Benden ne istiyor? Kimsenin senden bir şey istediği yok. Başımıza ne geliyorsa kendi hatalarımızdan dolayı geliyor. İki oğlumu da elimden alacak ne hata yaptım ben? Kimin canına kastettim? Kimin malına, ırzına göz diktim? He? Gerçekten samimi olarak soruyorsan cevabını alman yakındır. Allah bizi duyan ve işitendir. Başladın gene. Tamam, sus artık. Bir şey bildiğin yok senin. Ne yaptın oğluma? Söyle, ne yaptın? Ben bir şey yapmadım Mine. Daha ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Mine, lütfen. Ne lütfeni? Oğlum senin yüzünden can çekişiyor içeride. Hasan'ın ölümünden bile onu sorumlu tuttun. Kalbini kırdın. Yüreğini parçaladın yavrumun. Ben kendimde değildim Mine. Bilerek yapmadım. Sus artık. Bu saatten sonra konuşma. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Dua et de oğlum içeriden sağ çıksın. Yoksa... Abi. Az önce soruyordun neden diye. Kızma ama sanırım cevap geldi. Yenge sana nerede hata yaptığını söyledi. Hafız mısın, Sedat mısın, defol git. Yoksa hıncımı senden çıkarırım. Emredersiniz amirim. Ne yaptım ben? Rabbim, Atakan kuluna şifa ver. Geçmiş olsun. Oğlumuz iyi mi? Oğlunuz şimdilik hayati tehlikeyi atlattı. Uzun süren bir ameliyat oldu. Kurşun sol böbreğini parçalamış. Biz de almak zorunda kaldık. Allah'ım, çok şükür daha kötüsü olmamış. Allah'ım çok şükür. Bir şey daha var. Nasıl bir şey? Sağ böbreği de neredeyse uzun zaman önce bitmiş. Ne? Siz bunu bilmiyor muydunuz? Ne diyorsunuz doktor bey? Oğlunuz için çok acil böbrek bulmamız gerekiyor. Yoksa... Yeri değil ama... Taksici meselesini nasıl çözdü Ahmet abi? Gitmiş özür dilemiş. Gönlünü almış. Başından geçenleri anlatıp kendisini anlamasını istemiş. Taksici de yumuşayıp kendisini şikayet etmekten vazgeçmiş. Şükür. Ben de tehdit ederek vazgeçirdi sandım. Onu yapmaz Ahmet. Hadi bakalım sen işine dön. Sonra da hastaneye gidelim. Baş üstüne gidelim. Acaba Tuğba'nın Ahmet'in kız kardeşi olduğunu söylesem mi? Dayan oğlum. Anneni sakın bırakma. İyileşeceksin bir tanem, dayan.
Ne oldu? Bulabildin mi böbreği? Oğlumu yaşatabilecek misin? Bulamadım. Ama söz veriyorum, bulacağım. Böbreği bulacağım. Oğlum yaşayacak. Eğer sen ona öyle davranmasaydın. Mine, beni suçlama artık, ne olur. Niye? Sen Hasan yüzünden oğlumu suçlamadın mı? Ha? Onun ölümünden sorumlu tutmadın mı? Oğlumu hayata küstürmedin mi? Mine. Ne oluyor? Bilmiyorum. Oğluma bir şey oluyor Ahmet. Ahmet oğluma bir şey oluyor Ahmet. Korkma, bir şey olmayacak, korkma. Korkma. Sakin olun, sakin olun. Hemşire hanım, oğluma bir şey mi oluyor? Hanımefendi, siz giremezsiniz. Ahmet, bir şeyler oluyor oğluma Ahmet. Yalvarırım, git bul şu böbreği. Ne olur. Tamam, bulacağım. Bulacağım, tamam. Bulacağım. Böbrek bulma işini hızlandırmamız lazım. Oğlunuzun bünyesi çok zayıf. Dolayısıyla yenik düşüyor. Az önce de komaya girmekten kurtardık. Doktor bey, ne olur oğlumu kurtarın. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Dua ederim de böbrek çabuk bulunsun. Ben hatalıyım. Sana karşı geldim. Oğlumun kalbini kırdım. Kaderime isyan ettim. Ben kötü bir kulum. Ama lütfen benim yüzümden oğlumu alma. Bana bağışla. Sen büyüksün. Affedersin. Beni de affet. Eğer oğlumu bağışlarsan istediğin gibi biri olacağım. Çok iyi bir kul olmaya çalışacağım. Oğluma layık bir baba olacağım. Bir daha sana karşı gelmeyeceğim. Pazarlık yapmadan dua edersek daha çabuk kabul olur abi. Sen nereden çıktın? Partnerimin olduğu için dua etmeye geldim. Duama bile karışıyorsun. Sen kendini ne sanıyorsun? Evliya falan mısın? Estağfurullah. Allah'ın evinde bile rahat yok. Ahmet abi. Abi bekle. Artık ağlama yenge, heder ettin kendini. Allah'ın izniyle bulunacak o böbrek. Nasıl ağlamayayım Tuğba? Nasıl? Göz göre göre yavrum gidiyor. Hadi aşağı inelim yenge. Bir elini yüzünü yıka, azıcık hava alalım. Biz kendimizi toparlamazsak Atakan nasıl toparlayacak? Nasıl iyileşecek? Hadi. Yine mi sen? Abi aslında müdür beyle gelecektik. Ama sen öyle camiden kaçar gibi çıkınca gelmek zorunda kaldım. Oğlumun acilen böbreğe ihtiyacı var Sedat. Biri kurşundan parçalanmış, diğeri çürümüş. Haberimiz olmamış. Atakan tehlikeyi atlattı demişlerdi. Yapabileceğim bir şey var mı abi? Yok Sedat. Ama benim var.
ben tansiyon hastasıyım diye doktorlar böbreğini veremezsin dedi. Ölürmüşüm. Ölsem de vereceğim. Oğlum yaşasın yeter. Başka bir yolu olmalı. Geride bir yetim, bir dul mu bırakacaksın abi? Ölmesine izin veremem. Neydi Atakan'ın kan grubu? AB pozitif. Tamam. Ne tamam? Sanırım böbreği bulduk abi. Nasıl yani? Abi soru sorarak zaman kaybettirme bana. Ne yaptın Ahmet? Allah aşkına bulduğunu söyle. Bulduk gibi. İnşallah oğlumuz yaşayacak. Sahi mi söylüyorsun? Allah'ım şükürler olsun. Oğlum. Baba. Aslan oğlum benim. Başardın. Aslanlar gibi ayağa kalktın. Böbreği veren abiye teşekkür etmemiz lazım. Asıl aslan olan o. Durumu iyi değil mi? İyi. Az önce doktor ikimizi de kontrol etti. Sedat abi çok yorgun olduğu için uyudu. Sedat abinle karşılaştırdığı için Allah'a ne kadar şükretsem az. Başlarda kızdım ona. Çok kalbini kırdım. Ama delikanlı çıktı. Hiç yüksünmedi. Sabretti bana. Tıpkı annem gibi. Oğlum. Annenden af diledim. Şimdi de senden diliyorum. Lütfen. Ben her şeyi unuttum baba. Ben de hatalıydım. Sen de beni affet. Yorma kendini oğlum. Konuşacak bol bol zamanımız olacak. Bak bunları sana aldım. Al. Bak oğlum. Bir tane tablet. Her zaman istediğinden. Bak. Sonunda benim de bir tabletim oldu. Aslan babam. Aslan oğlum. İnsanın kendisine sarılan bir babasının olması ne güzel. Vay hafızım. Uyandın ha. Allah senden razı olsun. Sana ne desem, ne kadar teşekkür etsem az. Niye teşekkür ediyorsun ki abi? Böbrek benim kendi malım değil ki. Ben Allah'ın bana verdiğini yine onun izniyle başka birine verdim. Hepsi bu. Delikanlı adamsın. Senin hakkını nasıl öderim bilemiyorum. Oğlum benim. Nasılsın anneciğim? İyi misin? İyiyim anne. Allah'a şükürler olsun. Seni bize bağışladı. Sedat Bey. Size de ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani insan bu zamanda akrabası için bile yapmıyor. Önemli değil abla. Aslında artık akraba sayılırız, değil mi Sedat? Utanma, utanma. Müdürüm anlattı her şeyi Sedat. Şey... Daha önce konuşamadık tabii. Şey oldu. Hastane çıkışında müsaitiz Sedat. Hayırlı bir iş için gelebilirsiniz. Utanma, utanma hadi.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.